Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Çok sorduğunuz soruları cevapladığımız güzel bir yürüyüş yapacağız bugün hep birlikte. En çok sorulan soru, ne kadar kazanıyorsunuz? Çok uyumlu bir çiftsiniz, nasıl tanıştınız? Hep mi böylesiniz, hiç mi kavga etmiyorsunuz? Filiz, bizim kavga ettiğimiz böyle en vahşi, en tartıştığımız konu neydi? Ailenizle yaşamak kolay mı? Babanızla yaşamak kolay mı? Hemen içeri girip şöyle baskın basanındır yapıp bir babaya da sorular soralım değil mi Filiz? Hadi bakalım. Şöyle, soralım. Baban elbise giydirmiş. Aşkım, Ayşe, sırtında olmaz mı onlar? Hayır bir tanem ya. Elbiseyi ters giydirsin, şuraya bak. Ne bileyim, ben onları hep sırtı bağlanıyor. Bence böyle de gayet güzel oldu. Hiç de. Bence önü burası değil ya. Hayır, orası önü. Hayır, yanlış gitti çocuk. Dur kızım, dur. Gel, düzeltelim elbiseni. Ters oldu. Tutmuyor, iyi tutabilirsin. Ters olmuş, bekle beni. Düzeltelim. Canım oğlum, bu kızların süsü bitmez. Biz yavaştan yürüyüşe başlayalım, değil mi? Nasıl olsa gelirler. Ay. Biraz üstün önü burası. Çok kafan karışırsa arkasındaki etiketten oranın arka olduğunu anlayabilirsin. Tamam. Hadi başlayalım. Evet sevgili can bağlarımız. En çok ve en sık sorulan soruyla bence sohbetimize başlayalım. En çok sorulan soru, ne kadar kazanıyorsunuz? Bu soru niyeyse çok geliyor. Evet, değil mi Filiz? Evet. Yani her 3-4 mesajdan bir tanesi kazancımızla ilgili diye söyleyebilirim. Evet. Aslında bu konuyla ilgili daha önceden video da yaptık, değil mi? 2 defa. Kazançlar çok değişkenlik gösteren bir durum. Özellikle bizim gibi internet üstünden para kazanıyorsanız senenin hangi döneminde olduğunuza, değil mi? Etraftaki politik koşullara, ne olduğuna göre çok değişiklik gösterebiliyor. Ama hani şunu söyleyebilirim. Yani ikimiz de bir işe girseydik ve asgari ücret alsaydık herhalde ve bu kadar kazanırdık, değil mi? Evet. Yani öyle. Bize yani, şu an yetecek bir... Bir dakika. İkimiz de asgari ücret alsaydık mı? Birimiz asgari ücret alsaydık mı? Artık o da sürpriz olsun. Peki. Kendi kafalarında. Şu anda her ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir para kazanıyoruz. Değil mi bu konuda? Şükür yani. Şükür. Çok yüksek beklentileriniz olmazsa bu bizim için yeterli. Çocuklarımız küçük. Henüz çok masrafları yok. Her şey yolunda şu an kazançlar anlamında. Evet, o zaman Filiz, demin dedin bir asgari ücret mi, iki asgari ücret mi? Senin için ne kadar para yeterli olur? Yani neyi kazandığın zaman ya tamam artık hani bu gelir bana yeter dersin. Nasıl bir şey var kafanda? Hiç hesap yapmadan ve çalışmaya da gereksinim duymadan yaşamama yetecek kadar param varsa kendimi zengin hissederim. Tamam ama mesela hani yaşamak derken ne yaşamak? Yani ne yaşamak istiyorsun, neye göre bir işte kazanç belirliyorsun kafanda? İşte yani herhangi bir şey yapmak istediğim herhangi bir şey için muhasebe yapmamak. Yani şey, bu çok lüks tüketim anlamında söylemiyorum. Bir gezmeye giderken, bir tatile çıkarken, bir yemeğe giderken eğer hesap yapmayacak kadar olduysa param varsa ve bunun için de çalışmama gerek yoksa yeteri kadar birikimim var demektir. Senin için peki? Yani neresi senin için tamam oldu? Benim bu konuda çok böyle aslında bir kıstasım var. Dersin ki evet ben bunu biliyorum çünkü önceden söylemişimdir. Şu an bu DJ'mi yapmak özellikle şu anda iyice zor. Çünkü her şey çok pahalılaştı ama. Bir kafeye gittiğin zaman, bir restoranta gittiğin zaman ki uzun süredir gidemiyoruz. Evet. Hani şeye bakmamak, menüdeki fiyatlara bakmadan istediğini söyleyebilmek. Bunu yapabiliyorsan çok zenginsindir bir yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de şey diyordum ya hani önceden. Bir şey midye dolmacının önüne gidip çok seviyorum ya. İstediğin hani kadar sonsuz diyorsan. Diye. Çünkü hep genelde bozuk paramı hesaplarım. İşte ne kadar param? Gerçi artık bozukla yenmez de. Yenmez canım artık. Ne kadar param var işte hani hesap yapıp ona göre hep midye dolma yerdim. Bir sınırımı da merak ediyorum. Yani kaç tane yiyebilirim? Gel bunun bir şey bir ara şeyini yapalım ya. Yapalım. Filiz kaç tane midye dolma yer hadi bakalım. Ya 35 tane yedim. Yani daha fazlasını yiyebileceğime eminim. Ya kendini küçümseme yersin, ben de inanıyorum sana. Tabii kazançla ilgili şunu söyleyebilirim.
bizim Sakarya'da olduğundakinden şu an daha fazla kazanıyoruz. Evet. Ya bu arada şu anda ağırlıklı olarak YouTube gelirlerinden bahsediyoruz. Çünkü diğer işlerimiz ya özellikle online satışla alakalı olan kısımda bir ciddi bir duraksama var diyebiliriz. Deniz'in ayrıca yaptığı böyle freelance işler var. Onlar ve YouTube'dan bahsediyoruz tabii. Evet, yani ağırlık olarak YouTube'a verdik şu anda. Burada izlenmeler arttıkça, kitlemiz büyüdükçe, can bağlarımız çoğaldıkça tabii buradaki kazancımız da evet, artacak. Buraya geldiğimiz zaman da zaten izlenmelerimizde bir artma olduğu için ona göre kazancımızda da bir artma oldu. Yani kısaca tekrar özetlersek aslında konuyu, şu an kendimize yetecek kadar, yaşayacak kadar. Tabii bir şehirde 15-20 bin lira bir eve kira verip yaşayacak kadar değil ama. Evet, evet. Yani şu an burada çok huzurlu ve rahat yaşayacak kadar kendi paramızı kazanabiliyoruz. Filiz, şu Survivor'ın olduğu yere bir geçelim de. Geçelim. Bu arada yürürken şey bıraktılar mı çok merak ediyorum, o kalasları falan ne yaptılar? Bir şeyler bıraktılarsa geçiyor, toplayalım çünkü. Çöp mü? Bir de çöp bıraktılar mı, ona bir bakalım, evet, hadi. Evet, ben de merak ettim. Gel bakalım. Yani Survivor'dan geriye kalanlar mı diyeyim. Daha tam olarak toparlanmış diyemeyiz burası için. Biraz çöp poşetleri var, bir şeyler toparlanmış ama etrafa bakınca pislik içinde. Burası böyle değildi. Şöyle dostlar çok bakın. Çok fazla pet şişe var, teneke kutular var. Şöyle. Yani burayı bir toplamışlar böyle. Gerçi ama bu da şimdiden zaten saçılmış gitmiş. Orada bir öbek var. Burası bayağı pis. Evet, bugün böyle yürüyüş biraz mola vere vere olsun. Evet, böyle güzel sahili görmüşken deniz de bugün çok güzel, durgun. Böyle şey gibi, resmen akvaryum gibi. Evet, çarşaf böyle gibi. Sohbetimize burada devam edelim. Evet Filiz, ikinci sorulan, en çok merak edilen soru neydi? İkinci en çok sorulan, yani çok uyumlu bir kişisiniz, nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız? Genelde ikinci en çok sorulan bu. Bu kanalda bu soruyu hiç yanıtlamadık aslında. Daha çok eski kanalımızda bu konuyla ilgili bir ayrıntılı video yapmıştık. Değil mi, evet, Filiz? Evet. Ama kısaca tekrar bir anlatırsak, çünkü yeni gelen can bağlarımız vardır. Evet. Herkes her videoyu izlemiyor. Filiz bu yaka AVM'de çalışıyordu. Tepe üstündeydi değil mi? Tepe üstünde. Ben de hemen onun yanında işte McFit vardı. Oraya antrenörleri eğittiğimiz bir program vermek için Murat Şilikçi ile birlikte gelmiştim. Ben de yardımcı antrenör olarak görev alıyordum. O zamanlar ben de o spor salonunu kullanıyordum bu arada. O zaman tabii ben 30 kilo daha azdım. Ben de böyle değildim. Beni gören program soruyordu, abi bize program yazabilir misin? Neyse, ben mağazada Filiz'i gördüm, beğendim. Önce mağazaya girdim. Filizler kalem satıyordu. Evet. Prestij kalem satıyor. Prestij kalem. Tanesi 2000 dolarlık, 1000 dolarlık kalemler. Bana hala çok saçma geliyor ama Filiz çok seviyor. Ben seviyorum kalem. Bizim ortak olmayan, değil mi, hobilerimizden, zevklerimizden bir tanesi. Aynen. Ender de olsa ortak olmayan böyle zevklerimiz de var. Böyle girdim. Kalemlerle ilgili saçma sapan sorular sordum. Zaten orada Filiz de bence hafif anladı. Hani kalemle hiçbir alakası olmayan bir insan. Evet, anlamış mıydın? Yani şey, kararsızdım, çok emin değildim. Çünkü ilgileniyor da olabilirsin. O kadar. Peki hangi noktada anladın? Açık açık söyleyince. Oraya kadar anlamadın mı? Yok, yani öyle düşünmedim. Gerçekten hani iş, nasıl desem, iş alakam biraz farklı, yani öyle değerlendirmedim hiç. Ama işte iyi ki de olmuş. Ben ilk defa buluştuğumuzda, aha, ve sen ilk kez bildiğinde aşık oldum sana. Yani ilk görüşte aşk diyebilir miyiz? İlk görüşte değilse de ilk buluşmada aşk diyebiliriz. Ben kalemle ilgili bir sürü saçma sapan soru sorduktan sonra en son Filiz'e çıkış saatini sormuştum. Evet. Ondan sonra da zaten başladık ve bir daha ayrılmadık hiç yani. Hiç ayrılmadık, evet. Yani bizim böyle
küsmelerimiz, darılmalarımız yani hiç olmuyor demeyeyim. Elbette ki her çiftliğimiz bizim de tartıştığımız, anlaşamadığımız, fikir ayrılığına düştüğümüz konular oluyor. Ama küslüğümüz hiç uzun sürmez. İlişkimizdeki en sevdiğim şeylerden biri bu. Ben şunu söyleyebilirim çünkü onunla ilgili de bir soru vardı. Şimdi bundan sonra da yürümeye başlayalım, o soruya devam edelim. Biz o gün akşam buluştuk, sabaha kadar birlikteydik. Önce Kadıköy'deydik, oradan Bebek'e geçtik. Bebek sahilde değil mi? Ortaköy'de. Ortaköy'e geçtik, Bebek'e geçtik. Oradan Bostancı'ya geldik, tekrar evet. İş yerine yakın diye. Bostancı sahilde de hani güneşi açmıştık. Evet. O günden beri hiç ayrılmadık diyebilirim. Evet, bütün yani ilk önce bir yerler kapanana kadar hep böyle oradan oraya dolaştık. Sonra sohbet, muhabbet ede ede o yakadan bu yakaya, bu yakadan Anadolu yakası, Avrupa yakası arasında mekik dokuyarak sahilde sohbet ede ede. Sabah oldu. Benim de sabah saat 10'da mesaim başlıyordu. Yani akşam mesaiden aldım, ertesi gün 10'da mesaiye bıraktım. Öyle olmuştu. O günden beridir de böyle hiç ayrılmadan ilişkimiz devam ediyor. Evet. Çok şükür. Gelelim üçüncü konuya. Evet, nasıl tanıştığımızı da tekrar bir evet. Üstünden geçtiğimize göre. Ama hiç sorulmamıştı şimdiki soru. Bakalım evet. Bir yeni soru. Neymiş Filiz Hanım? Söyle bakalım. Ya bu soru, aslında bunu soru olarak çok kabul etmiyoruz. Biraz iltifat gibi algılıyoruz ama. Ya hep mi böylesiniz? Hiç mi kavga etmiyorsunuz? diye genelde soruluyor, söyleniyor. Ya kavga hiç etmiyoruz diyemeyiz ya. Tabii ki fikir ayrılığına düştüğümüz konular oluyor. Tartıştığımız konular oluyor fakat bizde o mevzular pek uzamıyor. Evet, yani bir şeyleri uzatan bir çift değiliz. Hatta ben şunu söylüyorum hep. Filiz burada pek kabul etmiyor ama galiba ben önceden çok kavga etmediğimizi düşünüyordum. Yani biz evlenene kadar neredeyse hiç tartışmamız olmadı. Evet. Hiç kavga etmedik. Yani böyle çok ufak fikir ayrılıkları olmuştur. O da şöyledir. Ne bileyim şu tatlı daha güzel, bu tatlı daha güzel gibi fikir evet. Ayrılıklarımız olmuştur. Öyle kavgalarımız olmadı. Burada bence uyum önemli. Evet. Ya yorumlarda bu da çok söylenen bir şey. Çok uyumlusunuz. Aslında uyumlu olmamızın nedeni çok uyumlu olmamamızdan kaynaklanıyor. ya mesela, zıt kutuplar birbirini evet, çeker. Evet ya şöyle bir ya bir de mesela. Ya en basit örnek veriyorum. Yoğurt mu yolluyoruz şimdi? Denizcan yoğurdun kaymağını sever. Ben hiç sevmem. Ben altını yemekten mutluyum bu kaymağın. Deniz'de üstünü yemekten kaymağı mutluyum. Bana kalır. Ha, yani hiç bir şey için böyle genelde çatışmamız gerekmiyor. Yani birimiz bir şey seviyorsa uyumluyuz. Diğerimiz diğer kısmı seviyor. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Bir tek de bu yoğurt için değil. Hemen hemen her şey için. Aynı şeyleri seviyoruz ama farklı taraflarını seviyoruz. Bu yüzden de aynı anda yaptığımız zaman çok büyük bir zevk oluyor bizim için. Çok büyük bir keyif oluyor. Çünkü herkes en sevdiği tarafını yapabiliyor. birlikteyken. Öyle. Tamamlayıcılık önemli. Tamamlayıcılık. Her konuda aynı olmak o kadar da iyi bir şey değil yani bence. Biraz şeyle de alakalı ya. Vefa ile çok alakalı. Yani evet. Size yapılan şeyi görüyorsanız ve kıymet de veriyorsanız o zaman evet. Daha sabırlı ve daha şey olabiliyorsunuz bazı konularda. Birbirimizi o konuda çok iyi tamamlıyoruz. Tam diyeyim eksik konuları evet. Genelde birbirimize hep vermiş oluyoruz. Diyeyim maşallah. tamam. Peki Filiz, bunu şimdi can bağlarımız sormadı ama ben sana söyleyeyim sonra da sen bana sormuş olursun. Ne? Benim en sevmediğim, en sevmediğin huyum ne? Bu konu çok uzun ya. Hadi orada. bu konu hakkında çok konuşmak istiyorum. Ek süre falan da isterim. Şaka bir yana yani. En sevmediğim huyum. Evet en sevmediğin. Gel bu taraftan. Tamam bir dakika dur. En sevmediğim huyu ilk aklıma gelen ne biliyor musun? Mesela ne? Küçük bir tartışma yaşıyoruz. Evet. Bana göre küçük yani. Denizcan birdenbire karşı tarafı daha öfkelendirmek için ki manipüle etme konusunda bayağı başarılıdır. Şey yapıyor. şey yapıyor. İşte bir daha böyle yapmayacağım, işte bir daha dışarı çıkmayacağım, bir daha böyle yemek yemeyeceğim. Neyse işte hani konu neyse. Aha. Bir daha film izlemeyeceğim falan neyse. Böyle bir takım genele yayılmış kararlar alıyor çok hızlı. Yani o konunun özelinde değil genel bir yorum yapıyor. O beni rahatsız ediyor. Yani en sevmediğim huyun o. Anladım. Benim? Senin en sevmediğin huyun bizim tartışmalarımızla alakalı değil aslında.
Mesela Filiz'e yüzme öğrettiniz. Olan bir tartışmamızdan yola çıkarak söyleyeyim. Filiz yüzebilmeye başladı. Çok güzel, hiçbir problem yok. Oradan herhangi bir üçüncü şahsa, mesela babama. Babam da yüzme antrenörü ya. Evet. Hatırladın mı? Bir de yüzme antrenörü ama Deniz'de. Hatırladım tabii ki. Ne söyleyeceğini anladım yani. Şimdi ya baba baksana ne kadar güzel yüzüyor. Bak Filiz bir göster, stil yüzmeye başladın dediğim zaman genelde Filiz adını sorsan adını unutacak seviyede utangaç ve kendine güvenmiyor. Evet. Diyebiliriz. Benim de hani en sevmediğim özelliğin bu diyebiliriz. Yavaş yavaş üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ama şey diyebilirim ya, yani genel itibariyle nasıl desem. Yani kimse ilişkisini zaten zoraki kolay kolay sürdürmez. Hani tabii bazı insanlar mecburiyetten yürütmüyordur diyemem ama bizim ilişkimiz asla hiçbir zaman mecburiyete dayalı yürümedi. Değil tabii. İkimiz de birbirimize karşı onu hissettirdik. Yani biz birbirimize saygı duyup sevdiğimiz sürece bu ilişki sağlıkla devam eder diye. Yani Deniz'e yapılan eleştiriler konusunda çok açık değilim açıkçası. Ya yani eşime karşı bir hayranlığım var ve çok tartışmaya açık bir konu değil benim için. Bu konuyu nasıl bağladın buna? Yani apayrı bir yerden gidiyorduk. Yok, ben mesela hani eleştirsem ben çok da eleştiremem yani. O yüzden ancak hani kendime maruz kaldığım, hani beni rahatsız eden bir şey sende ancak hani bir şikayet gibi sayabilirim. Onun dışında genel olarak sende başka bir şey görmüyorum zaten. Ben de canım. Sana ben bir şey bile görmedim zaten işte. Evet, o zaman arkamız şöyle güzel deniz manzarası. En sıkıntılı konuyu da burada değil mi? Manzaraya karşı konuşalım. İyot iyi geliyor değil mi? İyot, denizdeki iyot iyi gelir. Filiz, bizim kavga ettiğimiz böyle en vahşi, en tartıştığımız konu neydi? Hatırlıyor musun? Benim hatırladığım en büyük tartışmamız şeyle alakalıydı, sigarayla alakalıydı. Yani Deniz de daha önce kullanmış, bırakmış, o bağımlılıklarından çok daha kolay kurtulabilen biri. Ben çok çabuk alışıyorum bir şeylere, çok çabuk bağımlı oluyorum diyeyim. Çabuk da bırakamıyor. Evet, çok zorlanıyorum bırakmakta. Yani sigara benim en zorlandığım şeydi gerçekten hayatımda. Bir sonraki de herhalde karbonhidrat olacak. Bizim de şey aslında orada kavga etmemizin altında şu var. Evet, Filiz bundan ya, zorlanıyordu. Ama ben, sen dikte ediyordun yani. Ben de hani şu var, tamam içmeyeceğim dediği zaman içmemesi lazım. Tamam içmeyeceğim deyip değil mi arkamdan içerse o olmuyor. Hani birisine, çünkü aramızdaki o güven çok önemli. Genelde o güveni de hiçbir zaman zedelememişizdir. Hani biz zedeleme varsa yakınlaştığımız en yakın olay budur. Hani hiç zedeleme yok anlamında bunu söylüyorum. Yani ben Filiz'in ağzından bir şey duyuyorsam o benim için hani kanun gibidir. Tamam ya, Filiz dediyse tamam bu böyledir. Ben şu saatte şurada olacağım, tamam. O orada değilse ben şunu düşünürüm çünkü kesin bir şey oldu. Yani Filiz bana dediyse oradadır. Genelde ağzımızdan çıkan şeyleri birbirimize karşı tam olarak yapıyoruz. Bence de bu bir ilişkide olması gereken en önemli şey. Bu olmadığı için kavga etmiş. Ya gerçekten o öyle de yani şimdi özellikle sigara kullanmayanlar çok anlamayacaklardır beni belki ama. Ben de ama kullandım ama biliyorum. Kullananlar biraz daha net anlayacaklardır. Bağımlılık bu. Yani hep söylüyorum onu. Yasal olarak satılması bağımlılık yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu bağımlılık yapan bir şey. 18 yaşında başladım, 31 yaşında, 32 yaşında bıraktım. Hani demek isteyince i̇yi bırakılabiliyor. İyi ki bırakmışım. Tabii ki Filiz'de direkt aldım 6 kilo olarak bana hediye gibi geliyor. Filiz de biliyor. Ben sigarayı masaya koydum ve tamam artık içmiyorum dedim ve bir daha o günden beri sigara içmedim. Doğru mu? Evet. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir dostum. Herkes de o irade konusu öyle değil ama keşke herkes öyle olabilse. Gayet güzel evet. Ya yaptığımız en büyük kavga da buydu. Evet, en büyük oydu. Yok Sevil ya, Deniz'le biz gerçekten kavga ediyorduk. Bir de bir kere sor, bir de ben öyle saftırayımdır ki şöyle bir huyum vardır. Beni biraz olsun, yani şu, beni mesela tanıyorsunuz ya artık hani. Bir yalan söylesem hemen anlarsınız. Hepiniz anlarsınız yani. Hani çünkü ben çok şeffafımdır hani. Çok belli olur. Moralim bozukken belli olur. Yani duygularım dışa çok fazla yansıyor diyelim. Bir de doğruyu da söylerim. Direkt bana bir şey sorulunca asla yalan söyleyemem. Sigarayı bıraktım tamam mı? Ama dayanamadım. Bir tane böyle arkadaşımla böyle yarım varım içtim yani. Bizim en büyük kavgamızdı. En büyük kavgamız. Deniz bana dedi ki durup dururken birden buna da böyle enteresan malum olur arada. Yani sormamış haftalarca. O gün soracağı tuttu. Dedi ki bana içmiyorsun değil mi sigara? Ben bir tane yarımcık içtim bugün.
yarımcık dedim ama aa biz bir kavga. Deniz dedi ki verdiği sözlerle duramayan bir insan istemiyorum hayatımda. Bitti dedi bu iş. Dedim ne? Yapma etme şimdi bunun için harcanmaz insan. Daha içmem falan. Bayağı bir ben şey biraz kan kusturdu. Filiz'i arabaya indirdim seni eve bırakıyorum dedim. Biz artık yola görüşmek çıktık. İstemiyorum görüşmek dedim. İstemiyorum dedim. Evden çıktık bir göbek var. O göbeği döndük. Filiz böyle yanımda bembeyaz olmuş şekilde duruyor. İnanamıyor yani hani ne alaka gerçekten diye. Gerçekten mi? Vallahi. Oradan tekrar eve döndüm. Ya dedim herhalde bir sigara için senden ayrılacağımı düşünmüyorsun ama dedim hani. Bu da sana ders olsun. Bu da sana ders olsun. Onun dışında yaşta böyle ufak ufak tartışmalar oluyor. Genelde neyden çıkıyor? Çocuklarla alakalı şeylerden oluyor. Ya ağladı bakmadın, uyandı, bir şey yapmadın. Ya bak ben şimdi yemek yapıyorum sen bir destek olsana. Küçük küçük gün içinde çıkan tartışma minik, değil evet, minik böyle atışmalarda çocuklarla alakalı oluyor. Deniz'in dediği gibi biz evlilik öncesi zaten çok öyle tartışmaya yaşamamıştık. Yani. Evet. Tamam maşallah gelin. Bırak beni. Baba. Budi gaz. Hadi yürüyüşe devam budi gaz. Tamam mı? Budi. Mami çok du. Mami çok du. Mami çok du. Mami çok. Şimdi Filiz en can alıcı konulardan bir tanesine gelelim. Bu da gerçekten çok soruldu. Özellikle bu son dönemde çok soruldu. Çünkü son dönemde oldu. Evet son dönemde oldu aynen yani mantıklı. Ailenizle yaşamak kolay mı? Babanızla yaşamak kolay mı? Hani oraya gittiniz rahat ediyor musunuz? Aileyle yaşamak nasılmış gibi evet. Değil mi böyle türlü türlü bu sorunun farklı farklı versiyonları. Soru da geliyor yorum da geliyor yani şey ev ev üstüne olmaz. Evet o tarz çok yorum da geliyor ev ev üstüne olmaz ya şöyle mi oldu kimse kimseyi rahatsız etti mi? Aha. Şimdi başta şunu söyleyerek başlayacağım. Biz buraya geldik yorgunluktan Filiz'in boynunda şey benim gözümün altında da seyirmeler başladı. Yani genelde şey yorum alıyoruz tabii. İşte ya oraya gittiniz işte videoların tarzı çok değişti. Sesinizden bile ne kadar mutlu olduğunuz belli. Mutluyuz. Gerçekten mutluyuz. Hani o ayrı bir konu. Ama yorgunuz. Ama yorgunuz. Yani ben yorgunluğumu neye bağlıyorum en çok da? Murat Deniz'in artık koyduğumuz yerde durmamasına biraz bağlıyorum. Aslında şöyle bir etki de var. Biz şimdi önceden kendi başımıza kendi evimizde yaşıyorduk. Ve şu vardı. Mesela ya Filiz bugün işte video çok önemli onu çekeceğiz. Hani ne bileyim bulaşıkları yıkamasak olur. Hani akşam yıkarız ya da yarın yıkarız. Ya da işte çocukların kendi oyun odası vardı. Ya oyun odasını bugün toplamasak olur. Yani oyun odası dağınık dursun. Hani misafirimiz yok bir şey yok bir tek biz varız. Gibi bir rahatlığımız vardı. Evet, hatta genelde oyuncaklar o odada hep yayılmış bir şekilde duruyor. Çocuklar hep oynuyor çünkü ufak çocuk var. Yani çocuk olan evde dağınık olur. Bu da aynen. Şey bir şey değil. Mia'nın zaten kıyafet, devamlı kıyafet değiştirme şeyini. Tüm dolabı bir evet, aşağı yani, atma. Kendisini zaten birçok can bağımız biliyordur. O da ayrı bir konu. Şimdi şey var ya yemek konusunda mesela çok daha aparatif geçirdiğimiz zamanlar şimdi yalan yok oluyordu evet, yani. Şimdi daha düzgün her gün yemek yapılıyor. Yani evet en azından bir iki çeşit bir şey mutlaka yapılıyor. Yani tek çeşitle daha doğrusu kalmıyor. Yani çorbamızı içiyoruz çorba, mutlaka. Bir ana yemek, bir pilav, makarna aynen, bir şey. Bir ana yemek, makarna, pilav. Yani böyle baya baya işte dün işte kuru fasulye vardı. Ondan önceki gün nohut vardı. Aa, dün akşam böyle güzeldi. Çok güzeldi evet, bu arada. Şey mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav. Köz patlıcan salatası bir de normal salata daha ha. Ne olsun? Yani düşünün aynen daha ne olsun. Öbür taraftayken yani kendimiz tek başımıza yaşarken ya bir makarna haşlayalım hadi yeriz diyebiliyorduk. Şimdi bu tip şeyler evet bir taraftan bizim için daha iyi oldu. Çünkü daha sağlıklı besleniyoruz değil mi? Daha iyi besleniyoruz, daha düzenliyiz. Ama bir taraftan da daha çok yoruluyoruz. Evet çünkü yani hani aslında rahata ermemizle yani bir işlerin anlamda, çoğalması. Evet işlerin çoğalması ve hatta strese bağlı olarak çıkan bir takım vücutta şeylerin çıkması bir aynı anda oldu. Yani hani benim boğazımdaki de genelde stresten
oluyormuş biliyorsunuz. Doktora gidip geliyorum bu sol boğazımın alt tarafındaki şişlik için. Deniz yağında da devamlı onu daha hiç söylememiştik gözümün altı. Böyle seyirmeye başladı. 10 gün falan oluyor. Aynen bir 10 gün oldu. Ya şey oluyor. 2 gün çok yoğun oluyor. 1 gün hiçbir şey olmuyor. Az önce dediğim gibi çocuklar önceki evde çocuk odasında oynuyordu. Şimdiki evde bir çocuk odası yok. Bu yüzden de mesela oyuncakları salonda ve mütemadiyen dağıtıyorlar. Hatta yani Filiz'in günde 3 defa 4 defa topladığı oluyor. Değil mi? Ve yani topladıktan sonra da çok kısa bir süre içinde tekrar dağılıyor. Devamlı da bir düzen içinde olmak zorundayız. Tabii bu da yıpratıcı. Bir de işin şey boyutu var. Yani şimdi çocuklar ses çıkartıyor, çıkartmıyor değil. Ufak bir çocuk var, ufak bir kız var. Yani bu sesin de rahatsız ettiğini düşünüp aslında biraz geriliyorsunuz. Haksız evet, mıyım? Evet, evet. Doğru. Ya o ben de bilmiyorum. Hani şimdi ilk defa aslında bunu direkt birbirimizle konuşuyoruz. Yani ben o rahatsızlığı gerçekten çok fazla hissediyorum. Çünkü nihayetinde bu konuda babama çok ciddi anlayış göstermek gerekiyor. Evet. Çok uzun süredir daha sessizliğin, sakin bir hayatın tadını çıkartıyor. Birdenbire iki tane gerçekten gürültücü çocukla beraber yaşamaya başladı. Yani öğreniyoruz birlikte yaşamayı. Daha önce ikimiz de ailelerimizle yaşamadık. Çok kısa süreli hani misafir etmeler evet. Öyle bir aylık, iki aylık. Onları saymıyorum. Onun dışında biz de birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Çift olarak bizim için de yani yeni bir şey. Babam için de çok yeni bir şey. Bu arada şuradan zeytin toplanıyor. Görüntü geliyordur herhalde. Ben sesini şöyle mi? Gösterebiliyorsam. Bak sergiler geldi. Evet bakın yere serilmiş dostlar. Sergiler. O da titreşim motorları. Bakın şurada abi. O titreşen bir motor. Dala takıp dalı titreştiriyor ve aşağı zeytinler düşüyor. Şimdi yakında annem de gelecek. Annem de bize katılacak. Önümüzdeki ay inşallah bizimle birlikte olacak. Evet. Şimdi tabii onunla da yaşarken bakalım ne olacak. Çünkü ben ya 19 yaşında evden ayrıldım. Zaten bir daha hiç bir arada yaşamadık. Böyle bir şey olmadı. Filiz'in dediği gibi sadece misafirlikler oldu. Birbirimize işte evet. En fazla. İşte annem bir yurt dışı dönüşü bize gelmişti değil mi? Bir ay, bir buçuk ay kalmıştı. Evet, pandemi döneminde çok fazla yerle temas etmeden evet, birlikte vakit geçirdiğimiz bir süreç olmuştu. Olmuştu ama onun haricinde bir arada yaşamak tabii farklı bir şey. Onu da yaşayarak göreceğiz bakalım nasıl olacak. Evet bu arada yürüyüşümüzü bitirdik. Hemen içeri girip şöyle baskın basanındır yapıp bir babaya da sorular soralım değil mi Filiz? Hadi bakalım. Şöyle. Soralım. Hadi bakalım. Kolay terledim değil mi? Bambam içeri çıkma hiç oğlum. Hop terledim hava çok sıcak burada ya yaz gibi. Evet gerçekten çok sıcak bir gündü. Geç. Geçmeye geç. Tamam. Oh. Evet babayı orada görüyorum gel bakalım. Babacığım, şöyle gelen soruları cevapladık. Sana da hemen soralım, hızlı cevap. Çok düşünmüyorum. Bizim buraya gelmemizin böyle senin için en iyi yanı ve en kötü yanı. Kötü yanı yok. İyi yanı da hep beraberiz. Hep beraberiz. Hani diyorsun ya Murat Deniz çok ağlıyor, çok ses çıkartıyor. Ya çocuk ağlayacak tabii ama işte sabredemiyor insan. Bak biz öyle demiyor bak. Sürekli ağlıyor. Akşam yemeklerini özellikle. Ya da akşam diyorum. Murat tam yemek saatinde çünkü bir ağlamaya başlıyor. Yani her akşam zaten günde bir öğün yemek yiyoruz. Onda da Murat Deniz'in ağlamasıyla geçiyor. Ya bağırıyor avaz ya da ağlıyor ama ne yapalım çocuk. Büyüyecek inşallah he baba. Evet. Aynen. Güç birliği yaptık ya iyi oldu. Daha geldik. Değil mi abi? Evet. Daha çok şey yapacağız inşallah. İnşallah. Aynen. Yarın çok işimiz var. Başlıyor muyuz toplamaya? Yarın. Şimdi sen ne yapacaksın yarın? Onun kararı var. Ben bu videoyu ben akşam editliğim olmadı. Yarın başlayalım çünkü. Ya başladık mı bir günde bitirmemiz lazım. Tamam. Ya da yarın ben hazırlığı yapayım. Örtüleri falan çıkartayım, sereyim, edeyim. Salı günü. Burada da biraz işim kaldı. Salı günü başlayalım. Baklaları ekeceğim. Patatesleri ekeceğim. Ondan sonra salı günü başlayalım. Erkan Asat zeytin başlıyor dostlar toplamaya. Pazartesi günü açılıyor fabrika. İyi tamam. Ne yemek var?
Evet, şimdilik en çok sorulan sorulara cevap vermiş olduk. Sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa Instagram'dan ve bu videonun altında soru olarak sorabilirsiniz. Ara ara böyle videoları tekrar ederiz. Evet, böyle videolarla sorularınızı cevaplamaya devam ederiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Klasik kapanışımıza geçelim. Evet, ben de şimdiden yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.